Günaydın Cemre abla, hoş geldin. Günaydın, ben simit alacaktım. Tabii, kaç tane? Bilmem. Beş tane. Poşet versene. Beş tane simit versene. Çocuklar, atın şunları fırına. Hemen usta. Günaydın Sami amca. Günaydın. Nasılsınız? O soru küfür bana bugünlerde. Nasıl olayım? Afiyet olsun. 5 lira usta. Alayım. Kuzey nasıl? İyi. Geliyor gidiyor. Dün geldi mi eve? Bir ara uğradı. Selam söylersiniz. Olur. Görürsem söylerim. Kolay gelsin. Artık bu kadar da yeter Gülten Hanım. Bu kumpaslarınız yeter. Ne oluyor be? Barış Akmen'le evlenemez senin kızın. Buna izin vermem. Sen kim oluyorsun be? Ben Güney'in annesiyim. Ben de o evde yaşıyorum. O evdeki hiç kimse bu evliliği istemiyor. Çok ayıp bu yaptıklarınız. Asıl senin yaptığın ayıp. Çık dışarı. Sana söylüyorum. Hiç boşuna heveslenmeyin. Ebru Hanım bu düğüne engel olacak. İkinizi de sürüm sürüm süründürecek. Ebru Hanım kurban olsun benim kızıma. Anne tamam bırak cevap verme. Anca ayaklarımıza kapanmak için süründür o karşımızda. İki kardeşi birbirine düşürdün yetmedi. Şimdi koca Ali'yi birbirine katmaya çalışıyorsun. Ha? Yapma kızım yapma. İftiracıya bak ya. Ne istiyorsun sen benim kızımdan be? Defol git dükkanından. Hadi defol git. Önce Güney'i sonra da Kuzey'i. Şimdi Barış'a mı taktın kancayı? Terbiyesiz al sözünü geri. Al sözünü geri. Sensin terbiyesiz. Almıyorum. Ne yapacaksın? Gebertirim seni. Ne yaparsın? Bırak ya. Ne yaparsın? Düğünden bir gün önce neler yaptığını unutmadım daha seni. Allah kahretsin. Kim uyduruyorsa bunları Allah belasını versin. Banu az kalsın senin yüzünden ölüyordu rezil. Cezasın. Mendim. Anne defol git. Yapma. Bir de ben bunu acıyordum iyi mi? Bütün bu iftiraları yedireceğim sana. Yedireceğim. Anne yapma. Yedirmezler. O koca lokmayı size yedirmeyecekler. Allah'tan Güney'de Kuzey'de gördü sizin gerçek yüzünüzü. Barış Bey'le evlenme hayallerini duyunca ikisi de kahkahalarla güldü. Anne yapma. Yapma. Anne. Yapma. Handan Hanım. Ne işin var senin burada? Nefretini kusmaya gelmiş. Niye nefret ediyorsa bizden? Niye uğraşıyorsun benim kızımla? Niye uğraşıyorsun hala? Yeter be! Ne işin var burada kadın? Sen artık benim muhatabım değilsin. Madem ki beni boşamaya karar verdin, bunu da yaptın sonunda, bana söyleyecek lafın yok. Sana mı kaldı benim kızımın evlilik kararı? Ya ne oluyor ya? Yani hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Öyle saçını başını yaptırmakla, bu öyle elbiseler giymekle, böyle arabaları korunmakla, köşklerle oturmakla olmuyor öyle hanım bu. Olmuyor işte mal bu. Anne hadi. Bak görüyor musun durduk yerde nasıl sinirimizi bozdu ama. Kendi zehirlerinde boğulsunlar. Kudurdular, kudurdular. O olsun. Bana bak. Eğer bu çatlak karının laflarını ciddiye alırsan, eğer Barış Akmen'le evlenmekten vazgeçersen seni var ya. Hepsine inat evleneceğim anne onunla. Engel olsunlar bakayım nasıl olacaklar. Ha şey. We'll be right back.